arkadaşlar, bugün başkanlık seçimi yapacağız. Bakalım kim başkan olmak istiyor bu arada? Ben hocam! Ben hocam, benden iyi başkan mı var bu sınıfta? Hocam ben de başkan olmak istiyorum. Bence benden de çok güzel başkan olur. O zaman kızlar, biriniz başkan, biriniz başkan yardımcısı olacaksınız. Başka arkadaşınız da istemiyor zaten. Ama kimin başkan olacağına karar vermek için seçim yapmamız gerekiyor. Yani oylama yapmamız gerekiyor. Ben zaten kazanırım yani. Bu bir kesin bir şey. Kesin kazanırım. Geçin çocuklar tahtaya. Tamam, geçelim öğretmenim. Şimdi oylama yapacağız arkadaşlar. Bakalım sonuçlar ne olacak, ben de merak ediyorum. Beni seçmezseniz hepinizi döverim. Ya öğretmenim, haksızlık yapıyor bu. Güçlü kuvvetli olduğu için herkes tehdit ederek başkan olmak istiyor. Tamam kızım, arkadaşlar ona uyacak değil ya. Evet arkadaşlar, Beren'i seçenler ayağa kalksın. Beren olsun, bir şu an sevmiyorum, gıcık zaten. Ya niye öyle diyorsun? Ben sana ne yaptım sanki? Beren olsun, bir şu an. Ya evet hocam ya, bana ne diyorlar bunlar? Tamam kızım, siz arkadaşınızla öyle konuşmayın. Hocam vallahi ya, şunların dediklerine bakın bana. O beceremez kesin. Sensin beceriksiz. Daha cesaretin bile yok. Çıkıp başkan olacağım bile diyemiyorsun. Bana gelmiş beceriksiz demek istiyor. Ben kazanıyorum gibiyim baksana. Bu durumda bir şuacım üzücü ama zaten çoğu arkadaşın kalktı yani. Beren başkan, sen başkan yardımcısısın. Tamam olur hocam, o da olur. Yani ben güzel anlaşırım. Beren benimle anlaşmıyor zaten. Ben Beren'le anlaşıyorum. Beren bana gıcık gıcık davranıyor. Yalan mı söylüyorum Beren? Bana gıcık davranıyorsun sen. Evet yalan. Ha yalan yalan. Tamam çocuklar, oturun yerinize. Şimdi dersi devam edelim. Tamam hocam, oturalım da. Keşke Beren olmasaydı. Ben olsaydım o kesin bana gıcık davranacak. Kuru iftira. Ha iftira atıyorum, iftira. Yalan söyleme, iftira falan atmıyorum sana. İftira atıyorsun. Başkan oldum. Artık başkan benim. İlk başta sen yandın. Niye ben yanacakmışım? Ben başkan yardımcısıyım. Bir şey yapamazdı. En doğrusunu yaptık. En doğrusunu mu yaptınız? Daha iyisini yapabiliyorsan sen çıksaydın. Ha? Sen çıksaydın oraya. Niye çıkmadın acaba? Bir şey oldu yerine kızım. Tamam ya hocam. Zaten hep ben suçlu oluyorum. Allah Allah. Beren hayırlı olsun. Çok seviyoruz. Çok seviyorlarmış Beren'i. Beren'i sevmiyorsunuz. Beren böyle iri yarı olduğu için Beren'den korkuyorsunuz. Korkaklar. Korkak bizim sınıf, korkak bizim sınıf, korkak. Beren çıkışta sadece çekinelim mi? Bir şey söyleyeceğim. Naz, bir şey söyleyeceğim. Beren sadece başkan oldu. Ünlü falan değil yani. Ünlü olmadı yani. Büşra yeni otur dedim kızım. Ya tamam hocam ya, onlar da bana sataşmasın o zaman. Onlar sataşıyor bana. Hepsi sataşıyor yani. Bunlar ne ya? Şebeke mi bunlar? Aynen, kıskanç Büşra. Ay şu surata bak, gülüşe bak. Bir de bana kıskanç Büşra. Sen kıskan, ben başkan yardımcısıyım. Uf, takma şunları diyorum sana her seferinde. Takmayacağım da yani. Takma takma, nereye kadar? Bıktım, sabrımın sonuna geldim artık. Arda sen istediğin zaman konuşabilirsin. Seni asla tahtaya yazmam. Ne demek ya, adaletsizlik o. Kızlar niye ezdiniz? Zaten seçildi. Tamam çocuklar, derse geçiyoruz artık. Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz matematikte kümeler arkadaşlar. Kümelerde nerede kalmıştık? Şu an hep bizi iftira atıyor. Ne zaman iftira attım? Yalancıya bak, ne zaman iftira attım ben sana kızım? Kendini koruyor. Evet ya Arda, bir sen beni anlıyorsun. Otur dedim hepinize. Size kesin sesinizi. Susun. Otur yerine. Arda bir şahı koruma. Siz de susun o zaman. Tamam Arda boş ver ya, değmez bunlara. Otur yerine. Öğretmen de bize kızıyor, Allah Allah. O da haksızlık yapıyor. Beren en son nerede kalmıştık kızım? Söyle bakayım. Hangi konuda kalmıştık? Öğretmenim kümelerde. Büşra duyuyoruz. Varsan duy, senden korkmuyorum. Teneffüs olacak ama ben görüşeceğiz. Çıkışta seninle görüşeceğiz Beren. Duydun mu? Çıkışta seninle görüşeceğiz. Çıkışa gel Büşra. Geliriz kanka. Demirden korksak trene binmeyiz. Beren, hoca sana bir soru sordu. Duymuyor musun? En son nerede kaldık dedi. Kümelerde kaldık dedik ya Büşra. Tamam da kümeler diye değil. İçinde ne vardı? Ne kümesi mesela? Senin boş kafanın kümesi olabilir mi? Hocam ikinci üniteymiş. Bunun ikinci beyne ihtiyacı var. Onu demek istiyor hocam. Hoş. Asıl size hoş. Ne oldu? Bozuldunuz mu? Bozuldunuz mu? Ne oldu? Ne oldu? Haydi haydi. Tüm kızlar bir araya gelmişsiniz. Benim güzelliğimi kıskanıyorsunuz. Tabii ben çok güzelim. Oturun çocuklar. Büşra çıkışa gel. Gelelim. Geçen burnunu kırmıştım da bir daha mı kırmamı istiyorsun? Tamam. Ama bu kez estetik gerekebilir. Haberin olsun. Oturun çocuklar. Ya hocam valla ben çatmıyorum onlara. Onlar geliyor, savaş çıkarıyor benimle. Hiç de çekme. Bak bak, benim görüntülerimi çekiyor. Bakın. Büşra ağlıyor şu an, bakın. Biz ağlamayız şekerim.
ağlatırız, ağlatır. Of, bu eşyada intikamımızı alacağız, sen görürsün. Bekle sen. Ya bir sus. Ayaa. Sen sus kız. Ayaa. Arkadaşlar ders mi işleyeceğiz, sizin kavganızı mı dinleyeceğiz? Vallahi ben bir şey yapmadım yani. Öğretmen de hep beni suçluyor. Allah Allah. Büşra fısıldama. Tamam. Hocam izlemek eğlenceli. Büşra duyuyoruz kankız. Duyun kanka, bir şey yok, sıkıntı yok yani. Sıkıntı varsa sıkıntı yaratırız, sen hiç merak etme. Arda gel, beraber tost yemeye gidelim ya. Bunların suratını görmek istemiyorum. Hadi gel. Yok ya, Arda'yı da yanına alıp götürüyor. He, ne olmuş, götürüyorum. Ne yapacağım? Ne yapacaksın yani? Allah Allah, hala benle uğraşıyorlar ya. Sen de şunlarla uğraşma. Ben uğraşmıyorum ama ben de susamam yani onlara karşı. Aa, burada kim varmış? Ezik, Büşra ve Arda. Kız bir dakika, etrafa bakacağım. Bir dakika Arda. Hayırdır? Arda bir sakin ol. Ben şu etrafa bakayım bir. Ben burada sizden başka Ezik göremiyorum. Yok öyle. Geçen seneki gibi falan olmayacak bu dönem. Her sene beni eziyorsunuz, sonra gülüyorsunuz, eğleniyorsunuz. Yok öyle bir dünya. Kardeş uzaklaş. Arkadaşlar bakın çekiyor. Bakın bu tipsiz. Aa, kendini çekiyor arkadaşlar. Bakın. Benim arkam dönük. Tamam. Gönder gelsin. Düşman gönder gelsin. Kendini çekip tipsiz diyor ya. Asıl sana hoş, ben demedim arkadaşlar. Ya ben dedim mi? Ben dedim mi Arda? Bakın bu tipsiz değil, kendini çekiyordu selfie olarak. Ben demedim ki. Arkadaşlar görüyorsunuz Büşra'yı. göremiyorlar, Arda'yı görüyorlar. Beren gidin buradan, sorun çıkarmayın. Neyse arkadaşlar hadi gidelim ya. Tamam Arda, gidiyoruz. Diyorum şunlarla, tekrar söylüyorum sana. Uğraşmıyorum. Allah Allah, kaç sene oldu aynı sınıftayız. Benle uğraşıp duruyorlar. Her sene de ezik olamam ki. Artık onlara karşı kendimi savunacağım yani. Hiç de kusura bakmasınlar. Neyse hadi gel sınıfa gidelim. Bunu Büşra'nın üstüne dökerim çıkışta. Sen koskocaman sınıf başkanısın. Ez onu. Bak şimdi ezildim. Bakın ezildim. Görüyorsunuz. Ne diyor bunlar ya? Boş yapıyorlar. Boş insanlar boş yapar. Bunlar da boş yapıyor. Hep beraber toplanmışlar. Telefonunu bırak. Otur yerine. Kanka kusura bakma başkanım. Seni de oturtmam gerekiyor. Şimdi şu Büşra sıkıntı çıkarır. Hemen kanka, sorun değil, otururum ben. Arda sen oturma, sen de olur. Sana ayakta durmak çok yakışıyor. Ne saçmalıyorsun Beren? Ayakta durmak yakışıyor diye çocuğu ayakta mı tutacaksın? Otur Arda yerine ya. Haksızlık yapamayız biliyorsun Arda. Otur. Yok, oturma Arda. Kalk, bir şey olmaz. Ben başkanım. Burada ben karar veririm. Arda kalk dedim. Burada başkan benim. Arda otur dedim. Burada da başkan yardımcısı benim. Hadi gel diyeceğim. Ha, ne yapıyorsun? Oh Büşra, yeter sen başkan yardımcılığı. Siz iyi misiniz ya? Size haksızlık yapıyor. Ay bu ne oyuncak gibi, başım döndü. Allah Allah ya, o bunlar da üzerime geliyor. Herkes oturursa ben de otururum. Evet, adalet bu. Otur Arda. Ben size iyiliğinizi yapıyorum. Sizi oturtuyor arkadaşınız. Bir de kankanız olacak. Onu istediği gibi ayakta tutuyor. Yazıyorum. Beren seni yazıyorum. Tahtaya seni yazacağım. Seni şikayet edeceğim hocaya hatta. Yazamıyorum Beren seni. Büyü mü yaptın buraya? Allah Allah. Yazdım. Beren'i yazdım. Ben oturmayacağım. Ne de olsa kankan başkan. Kankan başkan değil. Sülalen başkan olsa oturacaksın. Duydun mu canım benim? Allah Allah. İspiyoncu Büşra. İspiyoncu. Ben ispiyoncu değilim. Başkan yardımcısıysa böyle yapacağım. Beren gibi öyle istediğim kişilere torpil yapamam ben. Allah Allah, haksızlık, adaletsizlik. Sen görürsün kızım. Öğretmen gelsin, ben sana göstereceğim. Ne diyorsun Beren? Hiç yok bir şey. Tamam kızlar, oturabilirsiniz yerinize. Hocam bir şey arkadaşlara bağırıyor. Öyle durmadan hakaret soyuyor. Hatta küfür etti. Değil mi kızlar? Bir şey küfür etti değil mi size? Yalana bak. Ne? Evet hocam, bayağı küfür etti. Bir şey bana ezik dedi. Yalan hocam, onlar bana ezik dedi. Bana da iftira. Beren yalan söyleme. Bak Arda gördü. Arda gel hocaya söylesene. Hocam öyle bir şey falan demedi. Onlar kızın üstüne yürüdü. Ama bu kadar arkadaşın yalan mı söylüyor evladım? Hepsi diyor. Resmen kuru iftira. Bize küfür etti. Yani bize öyle küfürler etti ki. Hocam onlar harbi kızlar olmaya çalışıyor. Asıl harbi kız şu yanımdaki. Ay yani ben tabii ki de. Arkadaşlar bize küfür ediyorlar. Ay kuru iftiraya bak. Ne kadar iftiracı kızlar
yalancısınız siz ya. Allah Allah. Beren, seni hiç böyle tanımamıştım. Sen bir yalancısın. Niye iftira atıyorsun? Seni böyle bilmezdim ben yani. Ayda, ben öyle yapmak istemedim de şöyle gıcık oluyorum. Gıcık oluyorum diye bir insana iftira atılmaz küfür etti diye. Hem de arkadaşlarınla beraber. Tamam, bir daha yapmam. Öğretmenim, aslında öyle bir şey olmadı. Sadece biz Büşra'yla iyi anlaşamıyoruz. Ben başkan oldum, o da yardımcı. Biz kötü anlaşıyoruz. Evet öğretmenim, aslında Beren'in kötü bir niyeti yoktu. Değil mi Beren? Biz biraz güzel anlaşamıyoruz senelerdir. Yani biraz böyle didişerek anlaşıyoruz. Aslında Beren çok iyi bir kız. Evet öğretmenim. Büşra da çok iyi bir insan. Biz niye senelerde anlaşamıyoruz? Bence çocuklar güzel anlaşmak her zaman iyidir. Bence anlaşır. Beren de kabul ederse ben hayır demem. Ben her zaman iyi anlaşma taraftarıyım ama onlar nedense beni eziyorlar. Anlamadım gitti. Tamam öğretmenim. Ben de bugüne kadar hatalıydım. Hep Büşra'ya kötü davrandım. Özür dilerim Büşra senden. Ben de özür dilerim sana kötü davrandıysam. Çok mutlu bir sınıf olduk. Oh be, sonunda huzur var. Sınıfta bir tek erkeğim, kızların kavgasından bıkmıştım. Bu iyi oldu baya. Oy, beraber arkadaş olduk. Büşra kanka, çıkışta bizimle sinemaya gelir misin? Beren bizi sattı. Hayır, satmadı. Aslında hep beraber arkadaş olduk. Oley, mükemmel. Tabii ki beraber sinemaya gidebiliriz. Aşırı eğleniriz. Tamam arkadaşlar, böyle güzel anlaşmanızı çok sevindim. Hadi yerlerinize oturun. Tamam hocam. Hayat sevince güzel, sevince tatlı günler. Bir kurşun kelebeği, bir taşı sevin ister. Hayat sevince güzel, sevince tatlı günler. Bir kurşun kelebeği, bir taşı sevin ister. Evet arkadaşlar, bir rol play'in daha sonuna geldik arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için, hatta bizi buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Hala kanalıma abone değilsen hemen abone olmayı, bildirimleri açmayı ve o videoya koskocaman like atmayı unutmayın. Beyazı yığından hepinize koskocaman.